Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan merhabalar. Uykuluyuz, bayağı enerjiler modlanmış. Enerjimiz düşük. Çünkü sabah 6'da uyandık. Amsterdam uçuşumuz var. 9.25'te, bayağı bir erken gelmişiz. Dün akşam işte gece valizleri topladık. 3 tane valiz olduğu için. Şu ikisi benim zaten, şu Orçun'un, şu. Bunları kapattık falan. Sabah valizlerimiz kapalı bir şekilde hemen giyindik ve çıktık. Bu şekilde. Orada tekrardan görüşürüz. Valizlerimizi aldık. 5 dakika olmadı olmadı ya. Evet. Değil mi? Demişler. Ayrıca şemsiyemizi de aldılar. Aldılar. Şükür. Zor. Gidelim artık. İş yapayım. Valizlerle borçlu taşıdık. Amsterdam'dayız gördüğünüz üzere ve otelimize yerleştik. Otelimiz de buraya 2-3 dakika yürüme mesafesinde. Hemen şurada. Şurada böyle. Bu videomuz sokak lezzetleri videosu olacak. Pat Tisti'ye gidiyoruz şimdi. Bizim en sevdiğimiz. Orada bunun hayalini aylardır hayalini kuruyoruz. Böyle patates üzerinde soslar falan oluyor böyle üçgen şeklinde. Müthiş bir lezzet. Peki en büyük boyundan mı yeriz? En büyük boy ya. Hatta birer tane mi alsak? yok çok olur. Ondan yiyeceğiz. Onu göstereceğim size. O zaman oraya gidelim direkt. Zaten hemen karşısı. Kuyruk olan tek yer zaten. Kuyrukta bekliyorsun. Bekliyoruz. Baya bir adet var burada. İnsanlar yiyor görüyorsunuz zaten. Ben de şu an yemeği bekliyorum. İlerleyelim mi? Sos peynir ya bence. Peynir mi? Bence peynir. Sos ne kadar ekstra? 1 euro mu? 1.25. 1.25 de sos. Amsterdam sokaklarında şu an. Bayağı sıcak. 5 dakika önce yağmur çiseliyordu. Evet ya, hatta otelimiz 5 katlı ve asansörsüz olduğu için biraz düşündük yukarıya acaba? Çıkıp şemsiyeyi almaya. Sonra güneş açtı. Öyle. Şuna da çekeceğiz. Merhaba. Blogger dedi, duydun mu? Çektin mi? Evet. Şimdi şöyle. Bayağı büyük. Bu en büyük boy. Large. 5.95. Şimdi biz daha önce Amsterdam'a geldiğimiz için biliyoruz. Ama video çekmemişti o zamanlar. O yüzden şimdi size gösteriyoruz. Peynirlisi çok güzel. Çok iyi. Şeye benziyor. Tadı. Çitos var ya. Çitos'un aynı. Çitos peynirinin aynısı. Aynen. Patatesi de çok farklı. O kadar güzel bir lezzet geldi. Tamam. Ama şöyle bir şey var. TL ile çarpmayın. 10 euro. İşte. 180 lira. Kola da var. Hepsi. Bu bir tek 5.95. Hepsi birlikte öyle. Daha küçük boyu da var bu arada. 3 euro mu? 3.95 o da. O da alınabilir yani tek kişi. Aynen tek kişi alınır. Ya daha insancıl yiyorsun. Yok ama herkes büyük oluyor ki.
Ben bunu geçen geldiğimizde orta boy sanıyordum. Hatırlıyorsun değil mi? Alıyorduk sürekli. Hı-hı. Meğerse büyük boymuş. Evet. Şimdi daha büyüğünü arıyorduk. Yani değer mi? Bence değer. Yani o kalabalığı beklemeye değer. Çok da zaten uzun sürmüyor. 5 dakika falan sürüyor. 5 dakika falan sürdü ya. Önce para ödüyorsun, sonra patatesin çıkmasını bekliyorsun işte. O kadar. Tadına bak, beğendik. Yorumumuzu yaptık. Güzeldi. Bir dahaki sokak lezzetinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bir sonraki günden selamlar. Dün sadece bir şey tadabildik. Şimdi uyandık, hazırlandık. Geldik, kahvaltı yapacağız. Bakın neredeyiz? Simit Sarayı ve içeride Serdar Ortaç çalıyor. Bakın şöyle bir simit arası kaşar, domates ve sucuk. Ve çayımız. Mis gibi mis. Bakalım nasılmış. Güzel. Çok güzel. Yani eğer Amsterdam'a gelirsiniz, bilin ki merkezde bir simit sarayı var. Biz daha önce de gelmiştik. O yüzden ama çeşitler azalmış bayağı. Evet. Sanırım sezon sezon haftaya gelecek falan dedi daha çok simitler. Biz de olanlardan aldık. Yumurta da sorduk ama sucuklu yumurta falan yemiştik. Evet, sucuklu yumurta yemiştik. O da yokmuş. Herhalde burada çok fazla tercih etmiyorlar. Burada simit sarayında kapıda cheeseburgerler duruyor ya, şaka gibi. İşte ama buradaki insanların şeyine göre. Kahvaltı kültürü o şekilde göre. Demek. Öyle. Bu aslında pek sokak lezzeti gibi olmadı ama Orçun'un ısrarlarıyla çektim. Şu anda çekiyoruz. Bir sonraki sokak lezzetinde görüşürüz. Şimdi Amsterdam'ın en popüler olan patatesçisine geldik. Dün de ilk tadımımız patatesti biliyorsunuz ki. O böyle tam meydanda herkesin gittiği bir yer. Ve bu farklı bir patates. Patatesin üzerinde böyle sos artı minik minik soğanlar oluyormuş. Biz de ilk kez deneyimleyeceğiz bunu. Bakalım alalım. En küçük boyundan çünkü daha yeni yediğimiz için. Meşhur patatesçimizden patatesimizi aldık. Bunda dediğim gibi minik soğan taneleri var içinde. Ve barbekü soslu aldık. Şimdi deneyeceğiz. Deneyeceğim yani. Çok güzel. İlk defa pişmemiş soğanlı patates yiyorum. Ama ayrı bir lezzet katmış gerçekten. Yani diğer patatesçi de bu patates de güzel. Yani ikisi hemen hemen aynı diyebilirim. Hangisi bu patatesler bir de diğerini bence. Ha. Evet, diğerini tercih ederim ben. Yani peynir sosu daha çok sevdiğim için olabilir. Ama ben burada da peynir sosu koysan aynı olacak belki. Bir de bu böyle dondurulmuş patateslere benzemiyor. Zaten homemade yazıyor tabelasında da. Böyle ev yapımı patates gibi. Gelirseniz mutlaka her yerde patatesçi var zaten, tadarsınız. Ama bu da tadılmalı diye düşünüyorum. Sen de dene. Nasıl? Bence güzel. Güzel. Bu denememiz de bu kadardı. Bir sonrakinde görüşürüz. Bir dahaki lezzet tadımı ne olsun? Zafiyet getireceğiz böyle böyle. Ben tatlı diyorum. Churros. Churros mu? Hı-hı. Evet. Churros yani deniriz. Küçük boya moda. O zaman izlemeye devam edin. Evet. Evet. Churros'a geldik. Şimdi deneyeceğiz. Ben ilk kez deneyeceğim. Yapıyor şu anda. We'll be right back.
kalori bombası ha. Evet ya, yağ içinde pişiyor ama artık yapacak bir şey yok. Zaten yurt dışına çıktığımızdan beri her şey kaloriliydi. Yapacak bir şey yok. Dönünce toparlayacağız artık. Şunlar da güzelmiş ha. Şilekli. Sonra onlardan da yersin. Döviz çikolata bağlı. Hem şeker mi? Yok, sadece o medium ama. Small. Ya small yeter ya. Abi içine baksana kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10 tane aram var. Yeterli. Bu bizim tulumba tatlısının sanırım şerbetsiz haline benziyor. Türkiye'de var ama ya. Bir ara moda oldu ya bunlar. Ama tutmamış. Aynen. Bakalım, deneyeceğiz. Lokma gibi bir şey herhalde değil mi? Ney? Lokmaya da benziyordur bence. Yani lokmaların içi doluydu ya bizdeki. Şey gibi. Bunda dışında lokmata. Nedir ya? Şimdi tadım zamanı. Şimdi tadıyoruz. Bakalım. Tarçınlı ve şekerli. Dediğim gibi bizim tulumba tatlısının şerbeti var. Aynısı mı? Yani. Aynısı değil. Bizde tarçın yok çünkü. Bir de farkındaysan. Ne çikolatalı? Şey, şerbeti tatmıyorlar. Dedim ya. Bizim tulumbanın şerbeti hali. Aynen. Gerçekten çok. Ben de yemeyim. Bir tane şöyle. Ben de bilerim. Allah. Nasıl? Güzel. O sanırım ektiği şey tarçındı. Bu da şeker çok ağır oldu. Güzel. Şöyle beklediğim kadar ağır değil. Yok yok, ağır değil. Şerbet olsa çok ağır olurdu bence. Bu tarçınlı, şekerli, hamurlu ve çikolatalı bir tatlı işte. Reçitir tabii. 10 euro. Yağda kızarıyor olması biraz şey. Bir de bu en küçük boy olmasına rağmen 9 euro değil mi? 9.95. 10 euro işte. 10 euro. 180 lira. Çarpmayalım aşağıya. Bu zaman biz bunu bitirelim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. 1 hour later. Yeniden selam. Şimdi dilim pizzacıya geldik. Hemen açtım kamerayı. Dedim size de göstereyim. Yiyeceğiz şimdi. Daha önce yedik. Margarita 3,5 euro. Tavuklu 4,5. Diğerlerinin hepsi 4 euroymuş. Çekil. Parmesan sos. Daha önce denemiştim ama tekrardan deniyorum. Taptaze. Güzel mi? Hı. Çok güzel. Margarita değil mi? Margarita. Çok lezzetli gerçekten. Burada her yerde dilim pizzacı var. Ben de bak. Güzel. Beğendin mi? Evet. Çok beğendim. Bunu da tattığımıza göre bir sonrakine geçebiliriz. Şimdi benim en sevdiğim yere geldik. Febo'ya geldik. Burası Hollanda'nın bir
fast food zinciri. Sadece Hollanda'da var. Böyle bozuk parayla veya hani içeriden de alabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim zaten. Göstererek almasam daha iyi olur. O zaman içeri gidelim. Bu paralarını al. Paralarım var. Böyle kutucuklar var. İşte böyle kroketler var. 2,5 euro. 2,5 euro. 4,10. 2,5 yine. Biz şeyi çok seviyoruz, peynirli olanı. Ha, bozuk paramız yoktu. Şurada bozuk para bozma makinesi var. Orçun oradan bozdu hemen. Ama normalde istersek, kartla da alabiliyor. Buradan kartını okutuyorsun, öyle de alabiliyorsun. Hangisini alacaksın? Şimdi... Kroket, şu. İçi dolgulu olan. Şimdi bu 2,5 euro. Buradan atıyoruz. İşte orada arka tarafta da çalışan insanlar var. Böyle boşaldıkça koyuyorlar. Şimdi deniyoruz. Denedim daha önce de yine de. Bu. Sıcak mı? Hı hı. Çok mu sıcak? Hı hı. Çok sıcak ve kıtır kıtır, çok lezzetli, çok taze. Dediğim gibi sürekli o kutular yenileniyor zaten. Birazdan yerim ben, çalışayım. Bir tane daha alalım, o zamana kadar soğusun. Tamam. Peynirden mi alayım? Aha. Peynirliden yok mu, var mı ki, biliyor musun? Tavuk peynirli. Şu işte bak. Aynen. Tavuk mu alsam yoksa? Tavuk al. Tavuk alayım. Hamburgerler de var bu arada. Bu da tavuklu. Mint box. Bu da tavuklu. Bu da çıtır çıtır zaten görüyorsunuz. Böyle bu şekilde. Bu tam yenilebilir bir sıcaklıkta. Diğeri çok sıcaktı. Çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Mesela karnın mı acıktı? Yürüyorsun. Aa, Febo var. Hemen gireyim, 1-2,5 atayım. Alayım. Tık. Hemen. Doyurayım karnımı. Biz bunu defalarca yaptık herhalde. Biz genelde bunlarla doyuyoruz zaten. Çok güzel. Bundan sonra ne yiyeceksin? Bundan sonra waffle yemeyi düşünüyorum. Waffle? Hı hı. Stroke waffle var ya, onları yemeyi düşünüyorum. O yüzden izlemeye devam edin. O zaman bir sonraki sokak lezzetinde görüşürüz. This is a waffle. You can see how we do it. We slice it exactly in two parts. That's the difficult part. One and two. Very, very hot. And here on this side, the syrup comes between, and the other side goes on top. So we make it. It's very, very hot. This tour guide, she bring it to the best places in this town. I don't know why she bring you here, but okay. It's hot. Hold it flat. Şu anda Amsterdam'ın en büyük açık pazar marketindeyiz. Buranın adı da Albert Cuyp Market. Şimdi buranın içinde bir stand kurulmuş. En meşhur yerlerden biri. Turlarla insanlar geldiği zaman oraya getiriyorlarmış. O yüzden meşhur bir yer yani. Şimdi bayağı bir sıcaktı. Biz biraz yürüdük. Ve soğudu birazcık. Orijinal olanından aldık. Çikolatalısı da vardı. Aşırı şekerli bir şey. Vallahi. Böyle kıtır kıtır. Sıcak mı? Hafif ılık yani. Soğumuş birazcık. Tam yenilebilir bir kıvamda. Kıtır kıtır lotus yiyormuşum gibi hissediyorum şu anda.
Gerçekten tam bir lotus'a benziyor. Sen de yiyince göreceksin. Güzel ama waffle'ı andırmıyor bence belki. Bim'dekine benziyor mu? Yok. O Bim'dekine falan hiç benzemiyor yani. Onlar donuk olduğu için ben Starbucks'tan da yemiştim. Starbucks'ınki de hiç böyle değildi. Olay yumuşaktı. Bu kıtır kıtır. Zaten yaparken de çektim. Top bir hamuru waffle makinesinin içine atıyor, iyice eziyor. Ve bu inceliğe geliyor. Sonra arasına da bal mı artık? Karamel mi? Öyle bir şey sürüyor. Sonra kapatıyor. Bir de bunun çikolatalısı varmış. Biz orijinal olanı tercih ettik. Yemeğe devam ediyoruz. Yani çok fazla şekerli. Yarı yarıya alıyor ya, insanlar yarı yarıya alıyor bunu. Yarı yarıya tam yeter yani. İki kişiye. Ben beğendim. Sen de bir dene. Kocaman bir ısırık. Nasıl? Tarçın tadı var. Lotus'a benziyor. Aynı Lotus'a Lotus. Benziyor. Evet. Gerçekten nasıl? Buraya gelirseniz mutlaka gelip yiyin bence. Ben de bir denenmeli diye düşünüyorum. Ama bir daha yenmez. Churros daha güzel bundan. Net canım o net. Çikolatalı mı kalatalı falan. Daha güzel. Bunu da denemiş olduk. Ben ilk kez yedim. Dediğim gibi bir daha yemem. Böyle. Bir sonraki sokak lezzetinde görüşürüz olursa eğer. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sokak lezzetleri videosuydu bu. İlk kez böyle bir video çektik. Hatalarım olabilir. İzlediğiniz aslında için... bir şeyler yiyecektik de. Ya balık yiyecektik de. Evet, o çok balık çeşitliydi ya. Dedik onu yemeyelim. Böyle kızartılmış bir balık, kibbeling diye geçiyor. Kokusu çok ağır geldi bana. Bayağı ağırdı o Albert's Kayıp Market'te. Çok ağır kokuyordu, o yüzden yemeyelim dedik yani onu. Bayağı bir tadım yaptığım bir video oldu ama diye düşünüyorum. Bakalım şu anda ne çektiğimizi bilmiyorum. Editlerken görüyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa, gelecek birileri olursa eğer yorumlara soru sorabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bugün Amsterdam'da son gecemiz. Yarın farklı bir ülkeye doğru gidiyor olacağız. Onu da ekleyeceğim. Söylemedim ki daha önce. Söylemedim ya. Zaman onu da mutlaka bekleyin. Zaten hani her hafta farklı bir video koyacağım için bir o da hafta. Bir sonraki hafta olmuş olacak. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.